Hepsinin ellerinden öpüyoruz bir kez daha. Evet, sıcak bir pazar. Galatasaray cuma akşamı kazandı. Dün akşam Fenerbahçe son anlarda kazandı. Sivas'ta yarışa devam dedi. Alt sıralarda heyecan devam ediyor. Avrupa Ligi heyecanı devam ediyor. Futbol dışında da heyecanlar devam ediyor. 2 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Özellikle bugün sabah saatlerinde başlayan bir şekilde anneler gününe de hediye olan her koşuya altın madalya sloganıyla başlayan çocuk maratonunda etkinlikler devam ediyor. Muhabir arkadaşımız sevgili Kenan Pamuk sabah saatlerinden itibaren etkinlik alanında, işte görüntüler ekranlarınıza geliyor. Hazır mı bağlantımız arkadaşlar? Biraz sonra sevgili Kenan Pamuk'un yanında Spor AŞ Genel Müdürü Sayın İsmail Özbayraktar bulunacak. İşte canlı şekilde anneler günü, çocuklar... Çok güzel bir gün değil mi? Engelli arkadaşlarımız, Down sendromlu çocuklar hepsi yürüyüşte bulundular. Bu günü kutladılar. Bu etkinlikte buluştular. Maltepe sahil şeridinden canlı olarak görüntüler ekranlarınıza geliyor. Spor AŞ Sayın İsmail Bayraktar'ı da kutluyorum. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Belki de ülkemizde bu bir ilk, bilemiyorum. Evet. Bir de bugün Dünya Atletizm Günü. Evet. İlk dünya kez düzenleniyor. İstanbul Çocuk Maratonu. Bütün katılan çocuklarımıza da yarışı bitirdikleri anda madalyaları, şampiyonluk madalyaları boyunlarına takılacak. Hoş geldin şampiyon sloganıyla karşılanacaklarmış. Evet, yani bir de Down sendromlu çocuklarımızın da belli bir etapta onların da katılması, evet, onların da bir farkındalık yaratma adına katılması, maraton bilincini, spor kültürünü çocuklarımıza aşılamak adına çok güzel bir organizasyon. Zannediyorum ki Avrasya Maratonu, İstanbul Maratonu diyelim ve yarım maratondan sonra bu da bir gelenek haline gelecek Spor AŞ'nin yaptığı. Anneler gününde annene ilk madalyanı hediye et, evet, sloganlarıyla, evet, saat 10'dan itibaren yürüyüş, koşu hepsi var. Müthiş bir şenlik var yani. Evet, evet. Şimdi biz çocuktan küçük itibaren... Küçük bir 23 Nisan diyebilir miyiz? Şimdi evet, söyleyeceğim. Bravo, ağzımdan aldın. Bir kere Spor AŞ'ye hakikaten tebrik ediyoruz. Genel Müdürü İsmail Bey'i de bir spor adamı olarak özellikle tebrik ediyoruz. Ama bir tane talebimiz ve dileğimiz olduğunu da kendisine bizim arkadaşımız iletsin. Biz bunun böyle 23 Nisan gibi ulusal bir şey, uluslararası bir yarışma demek, şenlik olmasını temenni ediyoruz, istiyoruz. Sayın Özbayraktar'a dünden bu yana bağlanma çabalarımız devam ediyor ama 3G ve tabii ki birçok GSM var ortamda şu an, tabii, arazide. Tabii, tabii. Hemen sözü Kenan'a bırakalım, bir deneme yapalım. Sevgili Kenan'a bırakalım sözü. En azından o sohbeti duyarız, canlı görüntülerle o sohbeti İbrahim duyarız. Kırkayak, merhaba. Alp Hocam size de merhaba. Merhaba Can Çobanoğlu. Size de merhaba. Öncelikle herkesin anneler gününü kutluyorum. Sesim geliyor değil mi? Evet. Yanımda iyi duyuyoruz Kenan. İsmail Özbayraktar var, Spor AŞ Genel Müdürü. Burada çok güzel bir hava var. Maltepe sahilindeyiz. Maltepe Parkı'ndayız. Şimdi İsmail Özbayraktar'la konuşacağız. Öncelikle kendisine sizin talebinizi ileteyim ben. İsmail Bey merhaba. Merhaba. Alp Hoca'nın bir sizden ricası var. Çok güzel bir ortam diyorlar, sizi tebrik ediyorlar ve buranın bir 23 Nisan şenliği gibi daha da büyüyerek artmasını sizden rica ediyorlar. Yaptığınızdan dolayı da sizi kutluyorlar. Şimdi kısaca bu organizasyona gelelim, herhalde Türkiye'de bir ilk. Evet, öncelikle çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Zaten bunu Spor AŞ'nin sadece yapmış olduğu bir organizasyon olarak görmesini istemiyorum. Bu bizim işte basınıyla, vatandaşıyla el ele vererek sosyal sorumluluk olarak sahipleneceğimiz bir iş olmalı ve tabii ki bu işin büyümesi lazım. Biz burada biliyorsunuz işte birincisi, ikincisi, üçüncüsü olmayan, katılmanın kazanmak olduğunu aşılayabileceğimiz, hoş geldin şampiyon dediğimiz bir etkinlik aslında organize ettik. Bu etkinlikte sporu kazandırmak istedik ve çocukların yüzündeki gülümsemeden gördük ki evet, spor kazandı bugün. Çok önemliydi çünkü bu. Bizim hedefimizdi o çocuklarındaki o gülümseme. Çok şükür onu sağlayabildik. Hedefimize ulaşmış olduk. Yani çünkü gerçekleri biraz görerek hareket etmemiz lazım. Yurt dışında bazı örnekleri var. Biz ama ülke olarak bir şeye karar verdik mi en iyisini yapabilen bir ülkeyiz. Bu kadar katılım bekliyor muydunuz? Lafınızı kestim ama gerçekten çok güzel bir organizasyon olmuş. Ya burada hem çocuklar,
bize şöyle bir mesaj verdiler. Dediler ki, bakın ayağınıza denk alın. Biz sizi çok çok hızlı bir şekilde geçeceğiz. Bize söylediler onları. Bayrağı çok daha ileri taşıyacağız dediler. Çünkü biz biliyorsunuz işte yarım maratonda geçen sene 3800 kişi koşmuştu. Bu sene 8000 kişi koştu. Biz bunu İstanbul rekora koştu diye adlandırdık ve öyle lanse ettik. Ama 5000 kotayla açtığımız bir şey 7000 kayıtla biz durdurmak zorunda kaldık. İnanın 20.000 kayıt deseydik 20.000 kayıt olacaktı. Yani çocuklar çok güzel bir mesaj verdiler bize aslında. Bu bizim geleceğimiz için çok ümit verici bir şey. Burada anne babaların bu işine kadar sahiplendiğini gördük. Bugün anneler günü zaten. İşte annelerine bu madalyaları, belki de ilk aldıkları madalyaları hediye ettiler. Bunlar çok güzel görseller. Bizim için de özel bir gün tabii. Ben de buradan annemin anneler günü kutluyorum. Onu da görmek şu ana kadar kısmet olmadı. Yani buradaki sinerji inanılmaz güzel bir şey. Bu iş kendi diyor ki ben bu işi bu tarz organizasyonları arttırmamız lazım. Zaten güçlü bir hükümetimiz var. Çok güzel tesisler yapılıyor. İşin ruhuyla da ilgilenmemiz lazım. Katılımın artması lazım. Belki biraz hani sunumla alakalı dokunuşlar yapmamız gerekiyor olabilir diğer branşlara. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bakın sunumla ilgili bir ufak bir dokunuşun nasıl halk tarafından talep gördüğünü hep beraber gördük bugün. İşte güzel bir sahnemiz var, festival havasında insanlar eğleniyorlar. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ olarak şu an 25 branşta hizmet veriyoruz. Ve ücretsiz olarak İstanbul halkına hizmet veriyoruz. Bunlar çok güzel hizmetler. İnşallah bunlar artarak devam edecek. Evet İsmail Bey, çok teşekkürler. Yanımızda Spor AŞ Genel Müdürü İsmail Özbayraktar vardı. Biz burada etkinliği izlemeye devam edeceğiz. Ayrıntıları da haberlerde paylaşacağız. Bu güzel görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Bugün Spor Aşk da vardı. Sözü tekrar merkeze bırakıyorum. Çok teşekkürler. Sevgili Kenan, Spor AŞ Genel Müdürü Sayın Özbayraktar'a da teşekkür ediyoruz. Eline sağlık diyoruz. Küçük bir 23 Nisan havasını anneler gününde bizlere yaşattıkları için herkesin eline sağlık. Spor AŞ'ye gerçekten İsmail Bey'i bir kere daha kutluyorum. Aslında tabii ki başında olan bir yetkili olarak onu kutluyoruz ama geçen 15 gün önce bir ödül töreni vardı Spor AŞ'nin. Oraya gittim. Spor Aşk diye çalışanlarından Can abi bir grup kurmuşlar. Ve 23-24 tane spor branşının hareketlerini, antrenmanlarını içeren bir dans gösterisi yaptılar. Muhteşemdi. İnanılmaz bir gösteriydi. Salonda herhalde şu anda orada var. Evet, orada varmış. Var. Onu duydum ben de Can abi. Ya inanılmaz ama çalışanları, yani oradaki eğitmen hocaları, yüzme öğretmenleri, boks öğretmenleri, judo öğretmenleri, bunlar kendi aralarında kurmuşlar. Muhteşem bir dans grubu. Yani uzun zamandır böyle bir organizasyon izlememiştim. Evet. Şimdi ben işin bir de şu ölçeğine bakıyorum. Tabii biz arkadaşımız net olarak iletti belki. İsmail Bey de cevabını tam olarak veremese bile şimdi bir kenara yazmıştır. Bunun 23 Nisan havasında olmasının şöyle bir önemli tarafı var. Bu işlerin çok içinde olan insanlar bilir ki biz küçük yaşta milli takımlarda ben oynamış biriyim. Evet. Bir ülkeye gittiğinizde o yaşta, o ülkenin insanıyla tanıştığınızda o ülkedeki anılar sizin hafıza kartınıza yazılıyor. O ülke sizin için düzgün anılarla ayrılırsanız, ki şu organizasyon öyle bir anılarla gidebileceğiniz, ayrılabileceğiniz bir organizasyon, Türkiye için bundan daha fazla, daha iyi, daha doğrudan bir propaganda yok. Yani spor bir yandan da bu için, spor evet. ve sanat biliyorsunuz, kesinlikle. Ülkelerin tanıtımı ve propagandası için kullanılır. Bunu genişletelim. Bakın biz bunun altından kalkarız. Çok doğru İsmail Bey, bir şey, Sayın Genel Müdürüm çok doğru bir şey söyledi. Biz bir şeyi geç yapabiliriz ama yaptık mı iyi yapıyoruz diyor. Doğrudur. Yarım maratonu da müthiş yaptık. İstanbul Maratonu'nu da müthiş yapıyoruz. Demek ki bunu da harika yapacağız. 23 Nisan'dan da şerbetliyiz biz bu işe. Çoluğu çocuğu toparlayalım. Bütün dünyadan nereden geliyorsa ebeveynleriyle birlikte gelsinler. Rakamından korkmayalım. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlet. Ve müthiş misafirperver ve bu işleri de çok iyi yapıyor. Bakın göreceksiniz bundan onlu seneler sonra biz bir Türkiye diye bir yere gitmiş ve şöyle şöyle karşılanmıştık diyecektir. Kalır. Bu resimlerle, görüntülerle akıllarında kalacak. Bizim programında naçizane bir tavsiyesi olsun. Üçümüzün de ismini bir kenara yazarlarsa bizi de çağırırlar. Bizi atalım. Ağzınıza sağlık. Can abi, Alp Hoca çocuk maratonu etkinliğinde bizlere yorumladılar.
güzel bir gün yaşanıyor İstanbul'da, Maltepe sahil şeridinde, güzel İstanbul'un güzel bir köşesinde diyelim. Pazar, sıcak bir pazar.